Siz bana sadakatle hizmet edecek misiniz Mithat Bey? Ben size ve masaya sadakatle bağlıyım. Aksi düşünülemez. Bana güvenebilirsiniz. Güzel. Ne oldu bu evlilik işi? İşte olaylardan bir türlü başımızı kaldıramadık ama Burak'la konuştum. İşi en kısa zamanda resmiyete dökecekler. Evlenecekler. O iki kardeş, Murat ve Burak, bana emanet sayılırlar. O yüzden yanlış yola sapmalarına izin vermem. Bu evlilik çok mühim. Babalarım mı emanet etmişti size? Başka bir şey yoksa? Yok. Masanın yeni kılıcı artık Burak Ersoylu. Ali Rıza bunu sizden neden istedi hala anlamış değilim. Bergüzar Hanım, ben kılıç olduğum için elim kolum bağlı. Balaban masaya oturdu çünkü. Ona dokunmam yasak. Ama ihraç edilirsem... İşte o zaman rahat hareket edebilirim. Aklındakini söyle bana. Onun etrafını dolaşacağım. Nefesimi ensesinde hissedecek. Rahatsız edeceğim onu, hata yapmasını sağlayacağım. Ancak bu şekilde arkasındaki gücü öğrenebiliriz. Bundan emin misin Ali Rıza? Masadan atılırsan gücünü kaybedersin. Açık hedef olursun ki büyük bir risk bu. Düşman inine girmeden bu mesele çözülmeyecek. Ben buna talibim. Riski göze alıyorum. Bakalım Balaban ne kadar ileri gidecek. Daha önemlisi Ali Rıza, sen ne kadar ilerleyebileceksin? Yaşayacağız, göreceğiz. Sana istediğini vereceğim. Eğer gerçekleri öğrenirsen masaya daha güçlü döneceksin. Ve bir koltuğun olacak. Ali Rıza. Dikkatli ol evlat. Sana bir zarar gelsin istemem. Oğlum sandığımdan daha cesur çıktı. Bir yandan bu beni çok mutlu ediyor. Akıllı, güçlü, stratejik. Bana tanıdığım birini hatırlattı. Diğer yandan korkuyorum. Bu cesareti onu ölüme yaklaştırıyor. Elimizden geldiğince onu koruyacağız. Masada taraflar oluşuyor Zafer. Tarafların oluşması savaş yakın demektir. Biz de hazırlığımızı yapacağız. Merak etmeyin. Bu savaşın tek bir kazananı olacak. Her zaman olduğu gibi. Ben Balaban hakkında pek bir şey bilmem. Kendinden öyle çok bahsetmezdi. Malum. Bu alemde kimse zaafları bilinsin istemez. Ama bir dayısı olduğunu biliyorum.
Dayısı. Kimmiş bu dayısı? İsmi cismi yok mu? İsmini cismini bilmem. Arada telefonla konuş.